Yeni zamlar hakkında şunu düşünüyorum. Hak ediyoruz. Daha kötüsünü de hak ediyoruz. Yakında yurt dışına gideceğim. Bundan sonra en büyük AKP'li benim. Benden AKP'lisi yok. Vermesem şerefsizim Erdoğan'a. Bak böyle yemin ediyorum artık. Çünkü ben gittikten sonra ben istiyorum ki bu millet bok çukurunda kalsın. Bu millet bok çukurundan çıkmasın. Cahil kalsın. İran gibi izole olsunlar. Afganistan gibi olsunlar. Yakında şeriat da getirirler. Artık etek giyen kız kardeşlerimize artık şey yaparlar böyle. Laf atarlar. Gerçi atıyorlar da şimdiden. Yok efendim din elden gidiyor, min elden gidiyor falan. Bunlar ta Atatürk döneminde de vardı. Şimdi Atatürk, ben anlamıyorum ya. Ben bazen bizim kadınları anlamıyorum. Ya bakıyorum yani Atatürk'ten önce bir kadının yaşamına bakıyorum. 12-13 yaşına kadar din dersi. 12-13 yaşından sonra 14 yaşında evlendiriyorlar onları. 20 yaşına gelince tak 4 tane çocuk. Atatürk'ten sonrasına bakıyorum. Ya Atatürk geldi bunlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Yani insan yerine koydu. Bak Osmanlı'da nüfus sayımı olduğunda kadını saymazlardı. Hayvanları ve erkekleri sayarlardı. Kadını saymazlardı bile. Ama şimdi Atatürk geldi bunları insan yerine koydu. Ya işte ne diyeyim yani. Bizim millet bunu hak ediyor. Bizim millet boktanını da hak ediyor. Ben gerçekten çok sinirliyim ve acımıyorum millete. Ben dedim zaten bundan böyle en büyük AK Partili benim. Ve vermesem oyumu şerefsizim bak. Yemin billahi ediyorum. Çünkü bizim millet bunu hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. En kötüsünü hak ediyor. Ben çok sinirliyim bu millete. Özellikle bu seçimden sonra. Yani onun dışında şanlı bir ya Atatürk gibi bir şeyimiz var yani ya. Bir atamız var yani. İran'da bunun gibisi yok. Ben İran'a gittim. Bir hafta orada bulundum. Rezalet yani. Tamam ülke çok güzel. İnsanları iyi. Bizimkilerden biraz daha iyi. Onların cahili bile bizim cahiller arasında fark var yani. Onların cahilleri modern cahil yani. Öyle bir şey yani. Öyle bir kavram söylüyorum. Niye? Çünkü adamlar mesela şey yapıyorsun, İran'a bir dükkana gidiyorsun. Adam ya Allah'ın şeyi fırıncısı yani kalkıyor sana şey okuyor. İşte kaside okuyor, gazel okuyor. Bizim cahil onu da bilmiyor. Bence burada... Peki yurt dışına ekonomi yüzünden mi gidiyorsun? Yurt dışına tabii ekonomi yüzünden gidiyorum ya. Ben manyak mıyım ya? Antalya'ya ya kendi vatanımda bir tatile gidemiyorum ya. Biz niye yaşıyoruz? Kendi vatanımızda tatile gidemiyoruz ya. Üç tarafımız denizlere çevrili. Ya kaçımız balık yiyor anasını satayım? Yiyemiyoruz. Git Karaköy'de balık yiyor anasını satayım. Hepsi Ruslar, onlar, bunlar. Afganlar geldi, Pakistanlılar geldi, Suriyeliler geldi. Gelsinler hepsi bizim kardeşimiz. Gelsinler. Ülkeyi onlara bırakıp biz gideceğiz. Vallahi gideceğiz. Onlar savaştı çünkü bu ülke için. İkincisi, bu Suriyeliler hakkında konuşacağım biraz. Şimdi adam, ben İran'a gittim daha önce de söyledim size. Adam gidiyor oraya. Şimdi kadına dair bildiği tek şey şu. Çarşaf, göz. Sadece kadının gözlerini görüyor. Ya ben oraya gittim. Ya dedim bir kadın göreyim ya. Ya vallahi billahi. Hepsi çarşaflı. Ben onlara saygım var. Tamam sıkıntı yok. Şimdi kadın giyiyor öyle. Adam bir şey bilmiyor kadına dair. Geliyor buraya. Kadın mesela etek giymiş ya da ne bileyim crop giymiş. Hiç sıkıntı yok. O benim kardeşimdir. Ben bakmam da yani. Bana ne? Ne giyerse giysin. Şimdi adam o kadını öyle görünce o kadının ırzına geçmeyi kendisine hak görüyor. Çünkü niye? Onun kültüründe o var. Öyle bir kadını görünce şey onlar direkt affedersin damgası veriyorlar. Öyle işte görüyorsunuz zaten. Bir onun fotoğrafını çekiyorlar, bir bunun fotoğrafını çekiyorlar. Çekerler yani. Bir de ya suç onlarda değil. Onları buraya getirende de işte yapacak bir şey yok. Ahlakını bozdu. Yabancılar gerçekten Türklerin ahlakını bozdu. Kendilerine benzettiler. Türkiye'yi başka türlü yıkamazlardı. Önce ahlakı bozdular. Ondan sonra bu işlerle çalıştılar. İranlı her türlü giyiniyor orada istediği gibi kapalı ama buraya geldiği zaman resmen çıplak geziyor. Niye ya? Gelmesinler demiyoruz ama bizim şartlarımızla. Biz nasıl onların şartlarıyla gidip yaşıyorsak, çalışıyorsak onlar da bizim şartlarımızla gelsinler. Misafir olarak gelip. Biz onlara gelmesinler demiyoruz. Başımızın üstüne gelsinler ama insan gibi. İnsan gibi gelsinler. Yani yabancılara bakın adamlar için oturmak, kalkmak ya da çıplak gezmek sıkıntı değil. Niye değil? İster istemez. Ben amcaya katılıyorum. Yani biz ülke olaraktan ve gerçekten bu ülkede kendi halkımız tarafından zorluk yaşıyoruz. Evet. Yanlış mıyım abi? Doğru. Biz bu ülkede kendimizi mülteci mi hissediyoruz, ne hissediyoruz anlayamıyorum. Yani şöyle söyleyeyim ben sizlere, ben geçen metroya bindiğim takdirde iki sıra koltuklu şeklinde Suriyeliler, barbar toplum, istemiyoruz resmen. Yani olurlar, insan gibi yaşarlar tamam, medeni bir şekilde, yanlış mıyım? Şimdi yani, Marmaray'da oturuyorum.
Yanımızda öyle Arap oturuyor. Öyle değil mi kanka, konuşsana, ne gülüyorsun oğlum? Hanımefendi dedim ki biraz toplanır mısın dedim. Üzerime geliyorsun, hem aldığım cevap şu: beğenmiyorsan gelsene, taksiyle gel. Git. Bunu gidiyoruz bana bir saniye, Arap diyebiliyorsan, gelsene. Bir yabancı diyebiliyorsa demek ki sıkıntı büyük. Sıkıntı hani bizim çözebileceğimiz bir konuş tarzda da değil. Allah'ın var. Ben şuna yapıyorum. 13 İstanbul'da var. 13-14 milyon mülteci var. Var. 5 milyonu kadın. Her yıl 5 milyon kadın doğum yapıyor. Haksız mıyız? Her yıl bize 5 milyon mülteci zaten oradan ekleniyor. Suriyeliler artık küçüklerdi, geldiklerinde büyüdüler. Bak, Suriyeliler artık burada genç oldu. Gördükleri zaman gençler ya da kızlar Suriyeli zannetmiyorlar. Zaten Adana, Suriyeliyiz demiyorlar. Adanalı, Urfalı, Antepli hep böyle yaklaşıyorlar. Ama temelinde hepsi Suriye. Suriye benim kardeşim değil. Hiçbir Suriyeli ya da hiçbir Afganlı benim kardeşim değil. Olamaz da. Ben bunu söylüyorum. Ama sadece gençlerden artık, hani belli yaştan değil de gençlerden umutluyum. İnşallah bir gün böyle hep beraber çıkar sesini duyururlar. Çok teşekkür ediyorum abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Düşünüyorsun. Çok kötü. Ne yani olacak bu halimiz? Maaşlara zam geliyor. Ondan sonra arkasından daha maaşları almadan, yani asgari ücreti almadan zamlar geliyor. Evet, aylığı almadan arkasına aylığı zam almadan geliyor. Evet, ben yeni emekli oldum mesela. Emekli maaşını tam almadan mesela zamlar geliyor. Emekli maaşının en düşük ne kadar olmalı sizce? En düşük. Vallahi en az 15-20 bin TL olması lazım. Ev kiraları almış başını gidiyor. Ben mesela kiracıyım. Şu anda binam yıkılacak. Ev bulamıyorum. Bulduğum evler 12-13'ten aşağı ev yok. En kötü ev. Yani aldığınız para da zaten ev kirasını bile karşılamıyor ki giderinizi karşılasın. Emekli oldum ve halen de çalışıyorum. Mecburen değil mi? Yani mecbur çalışıyorum. Garsonluk yapıyorum. Kuyumcu kentte. Evet. Yani emekli olup hala çalışmak kötü bir durum. Ya aslında kötü bir durum değil. Ama şöyle ya. Kötü bir durum. Bu kadar zamandır zaten siz yapacağınızı yapmışsınız. Ya yapacağım. Bedelini ödemişsiniz. Yapacağım bir şeylerini yapmışsınız. Heh, rahat çalışmak, yani rahat yaşamak için neydi onun ismi? Evet, emekli oldum, çalışıyorum ama gene rahat. O emekli maaşı da yetmiyor. Normal maaşımız da yetmiyor. Şu anda asgari ücret alıyorum. Emekli maaşı 7,5 alıyorum. Yani, o da yetmiyor. Bu yüzden derlerdi ki hani sigorta şu yüzden önemli. Allah muhafaza ileride elden ayaktan kesildiğin zaman bir maaşın olsun. Ama şu an elden ayaktan kesilsen bile fayda yok. Yok, fayda yok ablacığım. Yani bilmiyorum, Allah sonumuza hayır Allah getirsin. Allah size sağlık sıhhat versin. Amin cümlemize, yani hepimize. Yani çok kötü bir durumdayız. Aslında kötü bir durumda değiliz. Yani kötü durum böyle olursa düşündüğün zaman da ya aslında bizim insanlarımız nasıl diyeyim, yani kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Açız diyorlar. Alacaklarını alıyorlar. Hani bütün hepimiz grev yapmalıyız ki zamlar dursun. Ama bizim insanımızda birlik yok. Yani her gelen zama boyun eğiyorlar. He, boyun eğiyoruz. Almayalım. Ya her şey ellerinde patlasın ki düşsün. Yani geçen mesela televizyonda çıktı. Yok, tuvalet kağıdına zam gelecekmiş, çamaşır suyuna zam gelecekmiş. İnsanlar araba aldı. Ya almayalım. Ölmeyiz yani. Ama şöyle olsa mesela, binaları olan, evleri olanların bir anda evleri 3 milyondan 500 bin liraya düşse o zaman sokağa çıkarlar. Yani. O zaman ayrı olur. Ama kimse kim açmış, kim tokmuş umurunda değiller. Ya kimsenin umurunda değil. Diyorum ya, 4000 TL'ye oturan 12-13 bin TL zam yapıyor. Bu hak değil, adalet değil. Yani Allah korkusu yok, vicdan yok, hiçbir şey yok. Ya ev sahipleri evet belki zoraki durumlarda aldılar ikinci evlerini ama yani evet her şey zamlı ama hani biraz da kiracıları düşünmeleri lazım. Yani benim tamam Allah'a şükür hem çalışıyorum hem şey belki ödeyebilirim ama nasıl ödeyeceğim? Birinci ayı veririm, ikinci ayı veririm, üçüncü ayda sana beddua ederim. Yani işten gelerek vermem. Yani bizim insanlarımız ha bir o 20 bin TL'lik evi de tutuyor. Ya tutmayalım mesela, alışveriş yapmayalım, ölmeyiz yani, bir gün alışveriş yapmayla ölmeyiz. Yapmayalım. Bak bakayım bütün zamlar geri çekilmiyor mu? Ama yok, bizim insanımız hurra araba dolusu alacağız. Ya birbirimize gösteriş için alıyoruz. Veya hırs için. Ya bizim insanımız böyle yani, birbirini tutma şeyi yok bizim insanımızda. Yabancı ülkelerde ne oluyor? Bir zam geldiği zaman bütün insanlar sokağa çıkıyor. Ne yapıyorlar? Peki bak, biz gençlere buradan bir öneriniz var mı? Ya size önerim ne diyeyim bilmiyorum ki. Benim de oğlum var 22 yaşında. Allah başlasın. Amin cümle bizimkini. Bilmiyorum abla ne diyeyim yani, durum ortada. Yani çocuklar da mesela, benim oğlum da gelecekten çok kaygılı. Diyor ki nereye kadar? Yani gelecekten gerçekten kaygılı. Yani yaş olarak bizden tecrübelisiniz. Siz de bu yaşta bize bir öneride bulunamıyorsanız vay halimize. Ya ne diyeyim oğlum yani, ortada niye hiçbir şey diyemiyorum ki. Yani ortada, her halimiz ortada. Verdiğimiz oylar için bilmiyorum
Ben çok pişman yani, evet, oldum. Evet, fırsatçılar, denetim yok. Ya denetim yok. Kiralara güya %25 artırmaz şeyi getirdiler ama kiralar, ben ev tutacağım 13.000 TL. Ben nasıl vereceğim? Yani... Geçenlerde birisi şey demişti, madem bu kiralara kafalarına göre zam yapacaklar, madem marketler kafalarına göre zam yapacaklar, madem denetim yok, madem herkes kendini yönetecek, neden hükümet var? Yani hükümet bilmiyorum, hükümet aldı başını gidiyor. Yani hükümete güvendik, sırtımızdan vurdu, sadece onu söyleyeyim. Gerçekten ben 16 senedir bu hükümetin başındakinin şeyiydim ama yani pişman oldum diyesim var. Bu aralar çok duyuyorum bunu. Yani gerçekten diyesim var. Ya sen beni korumayacaksan, sen beni yani bu zamlardan sadece yani genelimizi diyeyim korumayacaksan boşa getirdik seni başa. Hayır, gerçekten boşa getirdik yani. Ya bilmiyorum, öbürleri de gelse gene aynı tasamama olacaktı ama bilmiyorum yani, pişman oldum. Çok teşekkür ederim abla, güzel yorumlar için çok sağ ol.